Değerli izleyenler, Master Haber TV YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün İstanbul'un Eminönü ilçesindeyiz ve vatandaşlarımıza yerel seçimde kime oy vereceklerini soracağız. Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu diye sorumuzu yönelteceğiz. Bakalım nasıl cevaplar alacağız, hep beraber görelim. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Onu soruyorum. Ben Ekrem İmamoğlu derim ya. Ankaralıyım abi beni, yani ben İstanbul'da değilim. Tamam, yani burada yaşasaydınız Ekrem İmamoğlu derdiniz. Herhalde. Nedeni ne olurdu? Mansur Yavaş gibi düşünüyor. Bizim orada Mansur Yavaş var. Siz orada Mansur Yavaş'a devam. Aynen öyle. Peki, çok sağ olun. Teşekkürler. Bugün diyor ki İstanbul'da Büyükşehir Belediye yani seçim var diyor. Sen seçimde diyor Ekrem İmamoğlu ya da Murat Kurum'u hangisini destekliyorsun? Murat Kurum'sa bir, Ekrem İmamoğlu ise iki. Bir Murat Kurum diyor yani. Peki. Yani Ekrem İmamoğlu'da memnun değil misin? İstanbul'da hizmet yapmadım, yapmadı diyor. Memnun değil diyor. Şimdi bu arkadaşı merak edenler var diyor. İlk kez ben burada, çünkü bütün videolarda çıkıyor. Herkes yorum yapıyor. Bu arkadaş bütün videolarda çıkıyor. Bu kimdir? Necidir? Ben de söyleyeyim, merakları gidersin diye iki kelime söyleyeyim. Bu arkadaşımız çok değerli. İsmi Ersoy Bey. Mükemmel bir insan. Harika bir karaktere sahip. Senin benim gibi konuşan da bir rahatsızlık geçirdi. Kendisi askerden emeklidir. Subaydır. Ve bir rahatsızlıktan dolayı konuşma ama senin konuştuklarını anlayabiliyor. Dinleyebiliyor ama sadece engelli olarak cevap veremediği için o arkadaşımız da yani dışarıda acaba diyor bu ajan mıdır? Bir herhangi bir nere bir ajanı mıdır? Arkadaşlar ajan değil, mükemmel bir insandır. Çok kıymetli, çok değerli bir insandır. Onun için sevilip sayılacak çok mükemmel bir insandır. Bir karaktere sahip bir insandır. Çok sağ olun. Ben de sağ olun. Aynen. Peki çok sağ olun katıldığınız için. Çok teşekkürler. Tok tok. Arabic, Turkish, anything. Efendim konumuz yerel seçim. İki ana partinin iki adayı var. Birisi AK Parti tarafından Murat Kurum. Diğer taraf CHP tarafı Ekrem İmamoğlu. Şimdi size soruyorum. Adayınız kim olur? Ve bir değerlendirme yapar mısınız? Bence İmamoğlu olur. Çünkü İmamoğlu olması şart. Neden derseniz kardeşim İmamoğlu sahip çıkıyor. Diğerleri gibi para işte kötü tabir olmasın lütfen. Yanlış anlaşılmasın. İmamoğlu sahip çıkıyor memleketine. İş yapıyor, çalışıyor, koşturuyor, çalıştırıyor. Ama diğerleri hep İş yapmadan para kazanıyor. Bu nasıl bir düzen? Bunu defaatle yaşadık. Bunu gerçekten defaatle yaşadık. Benim kanaatim kardeş İmamoğlu. Benim için çok artısı oldu. Parklar yaptı. Ben oralarda rahat yattım. Üstü kapalı park yaptı. Ben orada rahat yattım. Bak şimdi Müslüman bir devletiz değil mi? Elhamdülillah. Biz de Müslümanız. Camiye girip yatamıyorsun kardeş. Yatmak amacım farklı. Sadece dinlenmek amaçlı. Ama adam ne yaptı? Gitti oraya bir park yaptı. Üstü kapalı. Vatandaşım otursun diye. Dinlensin diye. Gerçekten yani benim kararım İmamoğlu kardeş. Olsun. Bak ben bir Kürt seçmenim. Erdoğan'a oy veren bir seçmenim. Ben İmamoğlu'na şunu söylüyorum. Yani 2019'dan sonra iki tane belediye başkanı gündemdeydi. Ciddi bir şekilde. Biri icraatlarıyla yani halkçı bir belediye. Kendisi komünist ama ben muhafazakar bir seçmenim. Bu şahsı gündeme taşıyan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maço'yu gündeme taşıyan yani şişiren, devamlı gündemde taşıyan bir
sosyalist, sol cerrah vardı. Yani muhalefet vardı. Basınlı olsun, yazarları, çizerleri olsun devamlı Mehmet Maçoğlu gündemde, işte belediye başkanı, ister halkçı belediye başkanı. Gerçekten de adam çalışkan birisi, Tunceli'de tarih yazdı. Yani belediyecilik olarak inanılmaz bir hizmet yaptı. Ya ben de takdir ediyorum. Bak, bir muhafazakar seçmen olarak kendisi takdir ediyorum. Diğer başkan ne oldu? Popülist siyasetiyle vaatleri Ekrem İmamoğlu gündeme geldi. Peki şu anda ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani anlayışına yok etmek var. Mehmet Maço şu anda Kadıköy Belediye Başkanı değil mi? Şu anda adamı linç ediyorlar. Kadıköy Caddesi'nde sen mısır mı ekeceksin, pirinç mi ekeceksin, nohut mu ekeceksin? Peki sizin yere göğe sığdıramadığınız Mehmet Maço'yu şimdi size rakip oldu. Sizin çıkarlarınıza dokunacak diye. Yani neredeyse diyorlar ki yani AK Parti'ye yarayacak bu seçim. Mehmet Maço acaba AK Parti'ye adına mı geldi burada aday oldu? Ya biraz utanın. Bu adamı siz göklere çıkarttınız. Onun için yok etme bir siyaseti var. Bunlar anlayışında. Bakın Ekrem İmamoğlu bu belediye başkanlık koltuğuna oturan kim? Kürt seçmenidir. Kürtler buna destek verdi. Eğer Kürtler olmasaydı Ekrem İmamoğlu orada oturamayacaktı. Bugün belediye başkanı, bugün kesinlikle belediye başkanı değildi. Eğer sen bugün o koltuktaysan Ekrem Kürt halkının sayesinde Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki attığı bir tweetle Kürt halkına gidin yüreğinize taş bassın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adına oy verin dediler. Seni belediye başkanı yapan Selahattin Demirtaş, babası öldü, taziyesine gitmedin, taziye dilemedin, cenaze taziyesine bile katılamadın, tenezzül edemedin çünkü korkaksın. Sen Selahattin Demirtaş'ın sayesinde, Kürt halkı seçmen sayesinde belediye başkanı oldun. Geçen gün Selahattin Demirtaş'ın eşi çıktı açıklama yaptı. Dedi ki eğer benim partim uygun görürse ben aday olmak istiyorum dedi. Ne yaptılar? Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu çıkıp açıklama yaptılar. Yani Özgür Özel dinledim. Diyorlar ki bütün yani bu sosyalist solcular şu anda Başak Demirtaş'a saldırıyorlar. Siz acaba şimdi Özgür Özel şunu söylüyor. Diyor ki Erdoğan'ın şimdiye kadar söylediklerini Başak Demirtaş şimdi geldim söylüyor. Yani bunu Erdoğan adayına yarayacak diye bu seçim neredeyse Başak Demirtaş'ı Erdoğancı ilan edecekler. Peki sizi bu Başak Demirtaş'ın eşi sizi belediye başkanı yaptı mı? Yaptı. Otobüsü hediye etti mi? Etti. Peki ne oldu da siz Başak Demirtaş'a saldırıyorsunuz? Niye linç ediyorsunuz? Eğer o Kürtler olmasaydı Ekrem İmamoğlu sen bugün belediye başkanı değildin. Size ayıp değil mi? Bugün eğer Kürt halkı size oy vermek zorunda mı? Ya da AK Parti'ye vermek zorunda mı? Kürt halkın iradesi yok mu? Bana eğer Kürt halkı nasıl ki Ekrem İmamoğlu Kürt halkı kışı yer unutur ama ayazı asla unutmaz. Kürt halkı bekle Kürt halkı Kürt halkı biz bak lan deme şu iki dakika burayı keser misin? Cevap vereceğim lan. Bak lan deme seni burada var ya bak defolu git buradan. Def çekme abi burayı. Çekme burayı. Bak benim sözüme girme. Defolu git bak. Bak defolu git burada. Sözüme girme. Sözüme girme sonra gel konuş. Bak defolu git. Bak defolu git. Git lan git burada git. Bak benim başıma bela olma git bak. Bak ya gelirim ya bir dakika. Bak başıma bela olma. Abim deyim sana. Git ya. Git oradan ya arkadaş. Abim deyim sana. Bak hemşire, sen de devam edersin. Gerginlik yaratmaya gerek yok. Uzak dur. Uçucu itme ha. Uzak dur. Uçucu itme. Abi soru sordu. Ya bak hemşire bitti ya.